Şimdi işlerinden AK Parti'ye oy veren bazı vatandaşlar, esnaf kardeşlerimiz diyecek ki ya bilmiyor musun Türkiye'nin durumunu? Para yok yani. Para olsa bu hükümet zaten verecek esnafa. İmkanı yok bu hükümetin. İmkanı olmadığı için parayı vermiyor diyecektir. Veya öyle düşünecektir. Esnaf kardeşlerime söyleyeyim. Türkiye'de para var ve Türkiye büyük bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. Diyeceksiniz ki nerede para var? Bir şeyi söylerken onun mutlaka belgesini, rakamını vermek zorundasınız. Esnafa para verip vermemek bir siyasi tercihtir. Önce onun altını çizelim. Bu bir siyasi tercihtir. Esnafa mı verelim, sanayiciye mi verelim, işsize mi verelim, tefeciye mi verelim? Bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihinizi koyarsınız, ona göre parayı, bütçe kaynaklarını o siyasi tercihe göre dağıtırsınız. Peki, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 8 ay. 8 ayda saray hükümeti ne kadar para kullandı? Ne kadar para kullandı? Sayıyorum. 510 milyar 418 milyon vergi topladı. Yani bu zor dönemde diyorlar ya, 510 milyar lira vergiyi topladı, vatandaştan aldı. 26 milyon 400 milyon lira yurt dışından borç aldı. 389 milyar 791 milyon lira yurt içinden borçlandı. Türkiye'deki vatandaşlardan, bankalardan borçlandı, tefecilerden borçlandı. Merkez Bankası'nın 44 milyar 460 milyon liralık karını hazineye aldı. Merkez Bankası'nın karını hazineye transfer etti, 44 milyar lira. Yetmedi, Merkez Bankası'nı ayrıca 66 milyar liralık kağıt bastırdı, kağıt para bastırdı. Karşılıksız, bas parayı dedi, 66 milyar liralık da para bastı. O da yetmedi, Merkez Bankası'nın kasasında olan bu 8 ayda 73 milyar 878 milyon doları, yani Türk lirasına çevirirsek 539 milyar 679 milyon lirayı döviz satarak onu da aldı. Kullandığı para 1 trilyon verildi. Sadece 6 milyar lira 263 milyon 594 lira. 1 trilyon 576 milyar lira para kullanıyorsunuz. Esnaf dahil olmak üzere, esnafa zaten bir şey vermediler. Yani gariban vatandaş da dahil olmak üzere bütçeden karşılıksız çıkan para, faizsiz çıkan vatandaşa verilen para 6 milyar 263 milyon 594 lira. Bütçeden çıkan. Bir şey daha yaptılar, onu da söyleyeyim. İBAN açtılar. Vatandaşa devlet dilencilik yaptı. Açtı avucunu, ne olursunuz para var, bana para verin dedi. İBAN'da para toplandı. Ne kadar? 1 milyar 960 milyon 239 bin lirada İBAN'dan para, vatandaştan, bankalardan, şuradan buradan para geldi. Dolayısıyla İBAN dahil olmak üzere, bütçede dahil olmak üzere vatandaşa karşılıksız verilen para 8 milyar 233 milyon 833 lira. 3 bin lira değerli arkadaşlarım. Diyeceksiniz ki Erdoğan başka rakam açıklıyor. Doğru. Dilin kemiği yok ki. At atabilirse. Efendim işsizlere verdik. Kimin parasını verdin? İşçinin parasıydı o zaten. İşçinin kumbarasından aldın, biriktiriyor orada işsizlik sigortası falan. Alıyorsun onu veriyorsun. Bütçeden, bütçeden bir şey yok. Bankalardan kredi verdik size. Bedava mı verdin kredi? Faiziyle verdin kardeşim. Faizi alınan kredi yardım mı olur? Hani krediyi alırsın, faizini ben ödüyorum dersin, bunu ben anlarım. Hatta bankadan alınan kredinin tamamını ben bütçeden karşılıyorum. Helal hoş olsun, al, çoluk çocuğunun geçimini sağla, hayat standartın düşmesin diyorsan ben onu da anlarım. Ayrıca teşekkür de ederim. Bunlar da yok. Borç veriyorsun faiziyle beraber, ben sana yardım yaptım. Ne yardımı kardeşim ya? Başka? Efendim vergilerinizi erteledik. Bunu da dahil ediyorlar. Faiziyle erteledin kardeşim. Faiziyle ben bu parayı zaten sana ödeyeyim.
tefecilere ödedikleri para 91 milyar 614 milyon lira. Eski parayla 91 katrilyon lira tefecilere para ödediler. Esnafa bir kuruş vermedi, tefeciye 91 milyar lira verdi. 8 ayda. Bunu dolara çevirelim. 13.8 milyar dolar. Yani 14 milyar dolar. Esnafa vermedi, çiftçiye vermedi, emekliye vermedi, işçiye vermedi. Dar geliri hiç kimseye vermedi. Ama tefecilere gelince kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Esnaf kardeşim, düşüneceksin. Ne diyordum? Bütçedeki paranın harcanması bir siyasi tercihtir. Esnafı düşünürse esnafa verir. Tefeciyi düşünürse tefeciye verir. Yandaşı düşünürse yandaşı verir. Bu söylediğim rakamların içinde şu yok. Hani dolar bazında geçiyoruz ya yollardan, köprülerden, tünellerden. Onlar buna dahil değil daha. Onlara para olunca anında veriyorsun. Anında. Tık veriyorsun. Vatandaş binasını sana vermiş, yurt yaptı ya. 3 aydır kirasını alamıyor senden ya. Öbür tarafa milyarlar akıtıyorsun. Bu tarafa hiçbir şey. Bakın bu faizin ne olduğunu anlatayım size. Bir ayda ödediği faiz, tefecili ödediği faiz, bu 91 milyar liranın 1.7 milyar dolar. Bir ayda tefeciler ödedikleri faiz. Bir günde 57.7 milyon dolar. Tefeciler ödedikleri faiz. Bir saatte 2 milyon 400 bin dolar tefeciye faiz ödediler. Pandemi döneminde. Efendim para yok. Para var efendim. Para var. Tercih kime ait? Esnaftan yana mısın? Çiftçiden yana mısın? Üreticiden yana mısın? Tefeciden yana mısın? Esnaf kardeşim sen 2 milyona yakın esnaf kardeşim sen Londra'daki bir avuç tefeci için vergi veriyorsun. Bakmayın öyle biz faize karşıyız diye. Borç aldılar, şimdi emir alıyorlar. Adam bir telefonda papazı nasıl bırakır? Bir telefon, papazı bırak, emredersin. Esas duruşa geç, papazı bırak. Bir de sana aptal desin, yine sesini çıkarma. Niçin? Tefeciye çalışırsan sonu böyle olur. Dolayısıyla para yok edebiyatı yok arkadaşlar. Para var. Ama kimin için parayı kullanacaksın? Asıl sorun burada. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Gittiğiniz her yerde esnaf kardeşlerimize bunu anlatın. Bunu anlatın. Senin derdini çözecek olan esnaf kardeşim, senin derdini çözecek olan, senin huzur içinde, evinde, mahallende, sokağında, dükkanında çalışman için tek bir seçenek var kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, tek bir seçenek var. Halktan yana olan, fakir fukaradan yana olan, yoksuldan yana olan, alın terinden yana olan, emeğiyle geçiren, boğazından aşağıya kul hakkı yememiş olan, onların hakkını ve hukukunu savunmak bizim boynumuzun borcudur. Biz bunu yapacağız. Ama esnaf kardeşlerim ve bizi dinleyen vatandaşlarım, şunları unuttuğumu sakın düşünmeyin. Bu tank palet fabrikasını Katar ordusuna sıfır lirayla, dolardan da bazı sıfır lirayla peşkeş çekenleri ben unutmadım. 15 Temmuz şehitlerinin paralarını nasıl götürdüklerini ben unutmadım. Polislerin, şehit olan polislere verilmesi gereken paranın nasıl iç edildiğini ve verilmediğini ben unutmadım. Daha onları dile getireceğiz. Esnafa gelince her türlü haksızlığı yaparsın, belediye başkanlarını görevden alırsın, haksız hukuksuz bir şekilde, ama Serik Belediyesi'nde 500 bin liralık rüşvetin üzerinden aylar geçti, tek laf etmezsin, tek laf. Niçin? Rüşvete destek veren rüşvetin hesabını soramaz.
İşin özü budur.